kötü düşünmek, isyan etmek. Bu zamana kadar Cesur abi, başına gelen musibetlerde kötü düşündün, isyan ettin, örnek veriyorum. Keşkeleri ekledin arkaya. Bir şey değişti mi? Değil mi? Bir şey değişmedi. Bir şey yapamıyorsun. Üstelik kahroluyorsun. Yüreğin paramparça oluyor. Ama sabırla Allah'a sığındığın zaman, işte o keşkeleri kullanmadığın zaman gönlün mutmain oluyor, kalbin mutmain oluyor. O zaman korkmuyorsun, o zaman endişe etmiyorsun. Allah'a iman ediyorsun. Şimdi Müslim'de geçen bir hadis kader bahsi üzerine. Eğer başına bir iş gelirse, keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş, o dilediğini yaptı de. Zira keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın vesvesesine yol açar. Keşke ile alakalı, Orhan, böyle hayatta keşke dediğin anlar çok oluyor mu? Yok olmuyor. Maşallah. Maşallah. Cesur abi senin? Çok. Çok oluyor değil mi? Böyle özel olmayan bize söyleyebileceğin keşke durumunu anlatabilir misin? Aklıma mı gelmiyor? Ben sana örnek veriyorum. Keşke üniversite okumasaydın. Keşke üniversite okumasaydın. Keşke. Alperkek. Şimdi abi bu keşke üzerine bugün konuşacağız. Hepimizin hayatta bazen kullandığı işte bu keşke kelimesini doğru mu yanlış mı bunu konuşacağız. Ayrıca bunun kader boyutunda bize verdiği zararı konuşacağız. Şöyle kişiler ticaret yapabiliyor, evlilik yapabiliyor, arkadaşlık kurabiliyor. Bulunduğu ilişkilerde keşkeler ortaya çıkabiliyor. Şöyle adam bir ticarete girmiş, istişare etmeden tek başına bir ticaret yapmış, bir birliktelikte bulunmuş ve hayırla neticelenmemiş. Süreç kendisi için çok imtihanlı, zor geçmiş. Ve bunun sonucunda ah vah ediyor. Keşkeleri arka arkaya diziyor. Keşke bu işe girmeseydim, keşke bu kişiyle birlikte olmasaydım, keşke şöyle konuşmasaydım, keşke şu cümleyi kurmasaydım, keşke, 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 hep böyle kaderi itham etmeye başlıyor. Şimdi burada kader boyutunda sıkıntılar başlıyor. Bu keşkelerimizin arkası sanki boşmuş gibi konuşuyoruz. Hani bunu yaratan biri yok, bunu izleyen biri yok, bunu takip eden biri yok. Bu durum böyle ortaya çıktı. Ben de bundan şikayetçiyim, keşke diyorum. O yüzden tehlikeli bir cümle. Bu keşkelerin ileri boyutları kişilerde takıntıya, vesveseye, evhama yol açabiliyor. Mesela adam geçmiş yıllarında bir hata yapmış. Bu hatasını işte birkaç yılına sebep olmuş veya çok sevdiği birine sebep olmuş. İşte malının gitmesine sebep olmuş ve buna keşkeler söylüyor. Hep aklına gelince işte keşke şunu yapmasaydım diye bir takıntı haline gelmiş. Bu böyle yıllar boyu devam ettiği için, kişide takıntı olduğu için zamanla evham, vesvese, takıntılı bir insan hali almaya başlıyor. Ne yaşadığından bir şey anlayabiliyor, ne imanından bir şey anlayabiliyor. Sürekli isyan, sürekli tereddüt, sürekli korku, sürekli vesvese haliyle devam ediyor. Şimdi keşkelerimizden kurtulmanın formülü kadere iman etmek. Şimdi hepimiz kadere iman ediyoruz. İmanın altı şartından biri değil mi? Kadere iman. Kaza ve kadere iman. Bu noktada bizim imanımızda ya bir zafiyet var ya da tam bir inanç noktasında eksiklik yaşıyoruz. Kaçaklar var iman noktasında. Şimdi kişi geçmişte bir yanlış karar vermiş ve yıllar boyu bunun sıkıntılarını çekmiş dedik. Keşke diyen insanların kaderle büyük ileride büyük sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer haşa Allah'a kadar ağır hakaretler, sözler işitilebiliyor. İşte Allah'ın merhamet boyutunda, sevgi boyutunda kötü düşüncelere girebiliyor. Bu noktada iki kavramı çok iyi öğrenmemiz lazım. Bir kaza, iki kader. Şimdi önce kaderden başlayalım. Kader ne demek Orhan? Nasıl? Şimdi kader Allah'ın ilmi ezelisiyle, ezeli ilmiyle her şeyi, geçmişi, geleceği ve şimdiki zamanı aynı anda ihata etmesi, görmesiyle bizim durumlarımızı yazdığı levh-i mahfuzda kayıtlı defterimiz, kitabımız diye düşünebiliriz. Nasıl? Şimdi kader. Berkan bugün cumartesi çatı katına gidecek. İşte sohbete katılacak. Bu kader. Allah'ın bilip yazmasıdır. Kaza ise Berkan'ın sohbete gitmesi ve bunun gerçekleşmesidir. Yani bu durum kaza oldu demek. Kaderimde yazan kaza oldu demek. Gerçekleşti demek de kazadır. Şimdi Allah bildiği için ezeli ilmiyle biliyor ve yazıyor. Allah yazdığı için biz oynamıyoruz. Allah oynayacaklarımızı da bildiği için yazıyor. Bu nokta çok ince. Anlaşılmayan bir taraf var mı? Şimdi Allah yazdı diye biz bu durumda değiliz. Biz bu durumda olacağımızı bildiği için Allah yazdı. Bunun adı ne Musa? Kader. Şimdi
senin bugün buraya gelmen, çatı katına, cumartesi sohbetine katılman ise kaderinde yazıyor. Musa cumartesi çatı katında sohbete katılacak. Buraya gelmem, bu olayın gerçekleşmesine ne dedik? Kaza. Yani gerçekleşti, kaza oldu denir, değil mi? Şimdi kader ve kaza üzerinden bu çok temel öğrenebileceğiniz bir şey. Bunu bilmemiz bizim işimizi kolaylaştıracak. Olay gerçekleşmesi kaza dedik. Şöyle ki biz kaderimizde örnek veriyorum dediğimiz bazı keşkeler var. Bunları yaşadık. İşte keşke dediğimiz durumlar var. Bunları yaşadık. Bunların gerçekleşmesi kaza dedik. Adam bir durumu Allah'tan çok istiyor. Israrla istiyor. Diyor ki Allah bana bu işi veya bu eşi bana nasip et. Israrla istiyor. Allah da o durumu yaratıyor. Sen o yolda çalıştığın için. Şimdi alkol içmek isteyen biri için de Allah o durumu yaratıyor. Sadaka vermek isteyen biri için de Allah o durumu yaratıyor. Çünkü yaratmasa, örnek veriyorum, günah olan bir işlem orada bir el gelse vursa, adam o yoldan çevirse sırrı imtihan bozulacak. Allah her istediğimizi yaratıyor. Burada istemek noktasında biz mesul oluyoruz. Şimdi dedik ya, bir iş veya eşi sen çok istedin. Allah'ım bana bunu nasip et, ben bunu istiyorum. O yolda adımlar attın, evlendin, iş kurdun. Daha sonrasında yani lanet olsun diyor böyle işe. Keşke bunu yapmasaydım. Keşke bu kadınla evlenmeseydim. Keşke şu işi yapmasaydım veya şu erkekle evlenmeseydim. Burada bu keşkelerden sonra bir cümle ortaya, bir soru işareti ortaya çıkıyor. Bu keşke diyen kişi sanki bunu kendisi tercih etmemişti. Böyle yekten bir durum ortaya çıkmış, sen bundan evleneceksin, mecbursun gibi davranmaya başlıyor. Ama işin açıkçasına baktığımızda Cesur abi, adam bunu kendi rızası ile talep etti. Ve Allah da yarattı, değil mi? Kaderinde yazıyordu, bunu istedi, Allah yazdı, kaza oldu, gerçekleşti. Olan durum en hayırlısıdır deyip buraya sabır göstereceğiz. Yaptığımız işte sıkıntı mı yaşıyoruz? Olabilir, Allah sana onu nasip etti. O durum içerisinde bir imtihan yarattı ve buna sabır göstermek zorundayız. Keşke ile kaderi iddiam ederiz. Şimdi üstad burada bahsedecek. O olan durum, işte keşke şu kişiyle evlenmeseydim. Tamam, bunun dışında ne olabilirdi? İşte milyonlarca kadın var, onunla evlenebilirim. Belki onlarla daha büyük sıkıntılar yaşayacaktın. Net bir sonuç karşıda yok ki. Bu 2 kere 2 4 eder derecesinde bir kesinliği yok. Belki karşıda şu anki yaşadığın durumdan daha kötü bir durum yaşayacaksın. Bir adam ilk eşiyle evleniyor. Diyor ki işte keşke bundan evlenmeseydim. İcraatını yapıyor. Boşuyor, evleniyor 2, 3, 4. Sonra diyor ki ben bu 4'üyle evlendim. Bu daha hikaye midir, gerçek midir bilmiyorum. Sonra diyor ki keşke birinci eşime geri dönebilseydim. Bak ne oldu? Üçünde, birinci eşinden sonra üçünü daha değişti. İhtimal çok ya. Üç farklı dünyayla birlikte oldu. Ve en sonunda tekrar diyor ki keşke ilk olsaydı. İlk eşim olsaydı. İnsan bu ihtimallerin içerisinde keşkeleri de arkaya katarsa boğulur. Bir neticeye varamaz. Şimdi üstad şöyle diyor. Madem onun rububiyetine razıyız. O rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazım. Şimdi Allah'ın Rabliğine razıyız. Bu Rabliğinin verdiği durumların hepsine de razı olmamız lazım. Biz sadece tercih ediyoruz. Allah ise yaratıyor. Sonra bu yaratmalardan sonra bir keder geliyor. Bir üzüntü, bir elem geliyor. Bu noktada ne diyoruz? Müslüman olarak işte kadere iman noktasında diyoruz ki Allah var, gam yok. Bu durumu da gören Allah. Bu durumu da yaratan Allah. Benim kalbimi, ruhumu, gönlümü bilen de Allah. Beni tatmin edecek olan da Allah. Ama keşke dediğimiz zaman, o imtihan anında, o zorluk anında, o memnuniyetsizliğin anında, keşke dediğin anda şu cümle ortaya çıkıyor. Sanki Allah o noktada yok. Ya o durumu da yaratan Allah. Sen istedin, Allah yarattı. Bu noktada işte keşke bu olmasaydı, keşke bu işim olmasaydı dediğin zaman da Allah sanki geriye çekilmiş, bekliyormuş gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Ama o noktada Allah var, gam yok, bu imtihandır, gelir geçer, buna sabır göstermek lazım. İmtihandır demek o zaman kadere imanı ortaya çıkartıyor. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder. Bir tarzda of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Şimdi en baştaki mesele kaderi tenkit. Biz ne diyoruz? Dedik ki keşke demek kaderi tenkit etmektir. Keşkeler her zaman gelebilir. İman ile, kadere iman ile bunu izole etmek. Yani bizim gidecek bir ebedi memleketimiz var mı Cesur abi? Var değil mi? Yani burada ebedi kalmayız. Bizim aslında çoğu günahta, çoğu yanlışta, hataya düştüğümüz, isyan ettiğimiz nokta bu. Cennete gideceğimizi düşünmüyoruz. Ömür boyu artık buradayız. Sıkıntı da burada ömür boyu devam edecek. Stres de ömür boyu burada devam edecek. Her şey burada devam edecek.
Ama şunu düşündüğümüzde ne kadar sıkıntı, stres olursa olsun ahiret var. Biz Müslümanız, cennete iman ediyoruz. Bunların hepsi geçecek. Rahimiyetini ittihamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Rahmeti ittiham eden rahmetten mahrum kalır. Gerçekten tehlikeli bir durum abi. Allah'ın rahmetini ittiham eden, yani hani Allah'ın rahmeti, keşkeler arka arkaya ekleye ekleye isyan vesvese, bu sefer Allah'ın sana vereceği rahmetten de mahrum kalıyoruz. Kırılmış el ile intikam almak, intikam almak için o eli istimal etmek, kullanmak nasıl kırılmasını tezyit ediyor, şiddetlendiriyor. Elin kırık, bir de bununla gidiyorsun, kavga ediyorsun, millete vuruyorsun. Bu sefer elinin ağrısı, şiddeti daha çok artacak. Öyle de musibete giriftar olan adam itiraz kerane şekva ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. Şimdi adam zaten başına bir musibet gelmiş, yapacak hiçbir şey de yok. Kötü düşünmek, isyan etmek. Bu zamana kadar Cesur abi, başına gelen musibetlerde kötü düşündün, isyan ettin, örnek veriyorum. Keşkeleri ekledin arkaya. Bir şey değişti mi? Değil mi? Bir şey değişmedi. Bir şey yapamıyorsun. Üstelik kahroluyorsun. Yüreğin paramparça oluyor. Ama sabırla Allah'a sığındığın zaman, işte o keşkeleri kullanmadığın zaman gönlün mutmain oluyor. Kalbin mutmain oluyor. O zaman korkmuyorsun. O zaman endişe etmiyorsun. Allah'a iman ediyorsun. Şimdi Müslim'de geçen bir hadis kader bahsi üzerine. Eğer başına bir iş gelirse keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle olurdu deme. Allah'ın takdiri böyleymiş. O dilediğini yaptı de. Zira keşke şöyle yapsaydım sözü şeytanın vesvesesine yol açar. En başta ne dedik abi? Dedi ki sürekli bu durumu, sürekli keşkeleri düşünmek insanı evhama, vesveseye sürükleyecektir. Bak Müslim'de, hadis-i şerifte geçiyor. Öyle yapmasaydım da böyle yapsaydım daha iyi olurdu. Allah'ın rahmetini tenkit etme diyor. Şimdi bir çocuk düşünelim. Çocuk ısrarla babasına yapışmış. Orhan, inşallah Allah nasip eder bir çocuğun olur. Çocuğun yapışmış. Sana baba şeker, baba şeker, baba şeker. Cam şekerler var ya. Sen de vermek istemiyorsun, diyorsun ki oğlum boğulursun. Bak boğazına kaçar, boğulursun. Yok, ağlıyor, sızlıyor. Sen de şefkatin gereği veriyorsun bir tane. Ağzına atıyor, bir iki dakika sonra nefes almakta zorlanıyor. Kaçmış boğazına. Şimdi sen bu çocuğu sırt üstü yatırsan, yüz üstü yatırsan, sırtına vursan sertçe. Şekeri boğazından atsan. Ama böyle sertçe sırtına vurdun, vurdun, vurdun ve nefesi açıldı. İşte boğazı açıldı. Bu çocuk kalkıp dese ki baba sen ne kadar zalim bir adamsın. Hem sırtıma vuruyorsun hem de beni sevdiğini söylüyorsun. Doğru olur mu? Olmaz. Şekeri talep etti senden, sen de ona verdin. Şimdi tabir caizse biz Allah'tan istiyoruz, talep ediyoruz. Talep ediyoruz, sonrası gelen musibetler, imtihanlarla da isyan ediyoruz. Sonra da diyoruz ki Allah'ım sen rahmet etmiyorsun, haşa. Sen zulmediyorsun, haşa. O Allah musibetlerle sana böyle vuruyor. Baban çocuğuna boğulmasın diye vurduğu şefkat tokatları, darbeleri gibi Allah da sana böyle vuruyor, yönlendiriyor. Bak sen böyle bir durumun içerisindesin ama düzel kendini. O zaman biz çıkıp desek ki Allah'ım işte ne kadar da zulmediyorsun bana, haşa. Doğru olur mu? Olmaz. Bizim durumumuz bu çocuktan farksız. Aynı. Yani hiçbir fark yok. Talep ediyoruz, geliyor, razı olmuyoruz. Biraz şımarık çocuk havası var bizde yani Müslüman olarak. Talep ediyoruz, istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Gelince de ah, bak, keşkeler, arka arkaya isyanlar. Şimdi Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki olduğunda bir sevin, olmadığında bin sevin. Şimdi çok güzel. Bir tane zamanında bu uzaya şey gönderiyorlar. Bu uzay araçlarının adı ne? Challenger diye bir şey gönderiyorlar. Buna da diyorlar ki biz her zaman astronot gönderiyoruz. Bunu bir de halktan birini gönderelim. Bu halktan biri de şey, bir, yok Hacı, Hacı Güneş değil. Bir tane işte diyor ki öğretmenlerin arasından birini seçelim. İşte öğretmenlerden de biri astronot olsun, gitsin uzaya desin ki ha bak biz böyle böyle yaşıyoruz. Bu 12 bin kişi başvuruyor öğretmenlerden. 11.999 eleniyor, bir tane öğretmen seçiliyor. Öğretmen bir yıl öncesinden şeye tabi tutuluyor. İşte eğitimlere, uzayda gittinse böyle davranacaksın, yemeğin böyle olacak, işte oturman kalkman böyle olacak, tamam mı? Tamam, bir yıl bitiyor. Kameralar açılıyor, şu an kayıtlar falan da var internette. Kayıtlar açılıyor, o öğretmenin anne ve babası işte orada sevinçten uçuyorlar. Bir de onlar bilinçliler ya böyle şey, uzaya çıkıyor çocuğumuz, gurur tablosu. Seviniyorlar, binlerce insan kafayı dikmiş o challenge'a, uzay aracına bakıyor. Kalkış yapıyor, aradan birkaç dakika sadece geçiyor. O 12 bin kişi, 11.999 kişi de orada bakıyor. O gidemedikleri şeye bakıyor. Bakıyor, hepsi de keşke ahvah ediyor yani. Gerçekten öyle. Çünkü uzaya gidiyorsun, basit bir şey değil. Namın olacak yani. Aradan en fazla belki 20 dakika geçiyor, havada parçalanmaya başlıyor.
patlıyor, içindeki astronot ve öğretmen dahil paramparça oluyor. Havada ölüyorlar. Anne ve babasının o mutlu bir görüntüsü, mutlu bir gülmesi var. Kamerada bir bakıyorsunuz, hemen korkulu, endişeli bakışa dönmeye başlıyor. İşte Mevlana diyor ya, olduğunda bir sevin, olmadığında bin sevin.